Ee, mesela 10 kilo fazlası var, diyet yapa, e, yapamıyor ya da yapıp tekrar kilo alıyor. Ben de e, acaba 10-15 kilo için beni ameliyat yapar mı diye bile soranlar var. Doğru vaka obezde ve diyabet cerrahisinde kimlerdir? Tabii Biz her kilolu hastaya ameliyat etmiyoruz. Edilmemesi de gerekir. Uh -huh. Yani gerçekten morbid obez dediğimiz, yani morbid obez nedir? vücudunda bulunan yağ kütlesinin artık az önce bahsettiğim diyabet gibi hipertansiyon gibi ikincil hastalıklara neden olduğu hasta grubudur. Yani genelde biz vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan hastaların bu tedavi için iyi bir aday olduğunu düşünüyoruz. Ama vücut kitle indeksi 35-40 arasında olan bireyler yani Vücut kitle indeksi dediğimiz işte kilonun boyun karesine bölünmesiyle ortaya çıkan endeks. Ama vatandaşlarımızın anlayacağı şekilde söyleyeyim. 1.60 boyunda 90 kilo, 30 kilo fazlası var, 40 kilo fazlası var. Bu bireylerin bu 30 kilo, 40 kilo fazlası bunları da ikinci hastalıklara neden oluyor. Bunlar da ameliyat edilmeli. Yandaş hastalığı var ise. Ee, ama vücut kitle indeksi 30'un altında olan, 10 kilo fazlası olan veya 30-35 arasında olan hiçbir yandaş hastalığı olmayan, diyabeti, hipertansiyonu olmayan bireyler de öncelikli olarak ameliyattan önce Başka tedavi yöntemleriyle tedavi edilmeye çalışılmalı. Yani hayatını değiştirmeli, spor yapmalı, diyet yapmalı endokrinologlardan veyahut da bu işle ilgilenen dahiliye uzmanlarından yardım almalı ve zayıflamaya çalışmalı. Yoksa her bireyi ameliyat etmemek gerekir. Çünkü sonuç olarak bu bir... E şeye tartıya koyduğumuz zaman yararını zararını iyi ölçmemiz gereken evet. bir yöntemdir. Yani siz vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan ve ciddi problemleri olan diyabet hipertansiyonu olan bir yaşamı tehlikeye sokan bir hastayı zayıflattığınız takdirde avantajları çok fazla. Dezavantajlarını görmezden gelebilirsiniz. Ama 10 kilo fazlası olan ve hiçbir yanlış evet. hastalığı olmayan bir bireyi ameliyat edip de bilinmezliğe atmamak lazım. Peki.